Mücahit Kulak kimdir? 1990 doğumluyum. İstanbul'da doğup büyüdüm. Aslen Kastamonluyum. Ama hiç oraya gidemedim. Kimsemiz yok herhalde. 10 yaşında spora başladım. 16 yaşında dövüşmeye başladım. Yani zaten 6 yaşına kadar oyun gibi. Spor salonuna gidiyordum. Uzun eşek oynuyordum. Yakalamaç oynuyordum. Çocuktum daha o zamanlar. 16 yaşında dövüşmeye başladım. Sonra 20 yaşında, 21 yaşında askerden geldikten sonra profesyonel hayata da başladım dövüşmeye. Evliyim, bir çocuğum var. 5 kardeşiz. Normalde 6 kardeştik. Bir abim vefat etti trafik kazasında. Bir kardeşim de otizmli, engelli. Toplam 5 kardeş. Ataşehir'de bir spor salonum var. MK Fight Lab adında. Ayrıca Tuzla Belediyesi'nde çalışıyorum. Özel kalemde. Belediye başkanının 9-10 yıldır yanındayım, korumasıyım. 16 yaşından 20 yaşına kadar hep amatör dövüştüm. İstanbul şampiyonası, Türkiye şampiyonası. Hep mekik okuduk. Gittik geldik bütün şehirlere. Ama 20 yaşına kadar Türkiye şampiyonu olamadım. Hep devamlı olmak istedim. Çalıştım. Olmadı. Askere gittim. Askerden sonra geldim. Amatör dövüşmeye başladım. Profesyonelde de geçtim. Ben 2015'te Türkiye şampiyonu oldum. Almanya Dünya Şampiyonası'na gittim. Orada bir Brezilya'da bir rakiple dövüştük. 5 round. Kemer maçıydı. Orada kemeri aldım, geldim. İstiklal Marşı'mızı okuttuk, geldik. Hayatımda dönüm noktası aslında benim birkaç tane. Yani hem spor olarak hem aile bireysel olarak. Spor olarak benim dönüm noktam, çıkardan sonra bir Marco Pique'le maç yaptım. Marco Pique maçı benim için iyi oldu. Çünkü oradan sonra daha çok teklif geldi. Çünkü iyi adamdı. Marco Pique maçından sonra ben artık bırakmadım. Daha çok antrenman yaptım. Çünkü başıma ne geleceklerini biliyordum. Daha sert rakipler gelecekti artık. Daha iyi rakipler gelecekti. Ben daha iyi çalışmam lazımdı. Benim alışkanlıklarım PlayStation. Masaj. Masajı çok seviyorum. Haftada 4 gün kesin masaj yaptırırım. Bayılıyorum. Burada minyatür kale maç yapıyoruz. Buraya 2 tane kale koyuyorum. 2-2, 3-3. Manyak zevkli oluyor. Tabii kavga dövüş ayrı. Amatör olarak 4-5 sene boyunca Tuzla Belediyesi'nde dövüştüm. 4-5 sene sonra askerden geldim, başkanın yanına gittim. Aslında ben normalde CNC torna iş yapıyordum. Tornacıydım yani. Çünkü hem spor yapıyordum hem CNC'de çalışıyordum. Sabah 8, akşam 6 fabrikada çalışıyordum. Babam beni işte kilitledi oraya. Altın bilezik al oğlum, altın bilezik al oğlum diye. Ben her gün sabah akşam mecbur gittim oraya. İsteme gittim. Ortaokul mezunuyum. Liseye gittim ama bıraktım. Çok çalış, ne yaparsan yap, kaliteli yap. İyi yap. Bir tane köpeğim var, Golden. Adı Tarçın. Hayvanları seviyorum. Şimdi oğlum eve kedi istiyor. Bakalım ne yapacağız. Ben de dönem dönem bazen değişiyor. Bazen maçtan bir gün önce, tartıdan bir gün önce gidiyorum sahile. Müzik dinliyorum, duygusal. Kafamı rahatlatmaya çalışıyorum. Cemal'den falan dinliyorum. Böyle bir deliyiz işte, Allah'ım merhaba. Yarın dövüşüm var, bir gün önce Cemal'den dinliyorum. Beni dinlendiren şey oğlumla vakit geçirmek evde. Bir çocuğum var, 4 yaşına giriyor şimdi. Kickboks için hayattan vazgeçtiğim şeyler. Bu röportajı eşim izlemesin ya. Valla eşimle sevgiliydik. O zamanlar tabii böyle kickboks yapıyorum ama hani bu kadar iyi değilim. Yani çok böyle daha böyle popüler değilim. Bir işim de yok zaten. Bana dedi ki kickboksu bırak. Ya da dedi ben seni bırakacağım. Bak kızım emin misin? Ben bıraktım Şeyda eşime. Adı Şeyda. Eşim ben dedim o zaman yapamam ben dedim kickboksu yani. Kickboksu yapamam. Kickboksu bıraktım. Sonra başladım ateş üstünde yürümeye. Camlara yumruk attım ben. Sonra iyi bir sporcu oldum. Geri döndü bu 4 ay sonra. Hiçbir zaman yeterli. Daha her zaman daha iyisi vardır. Ama bence önemli olan şey mutlu olmak. Ben mutluyum. Daha iyisi var tabii ki. Ama ben burada mutluyum. Daha iyisi için kapılar açılırsa tabii ki daha iyisini yaparım. Bunlar beni ya. Yani futbolcular sever, yapar, gelirler. Çünkü kickbox inanılmaz kardiyo sporu, inanılmaz nabzı yükselten, inanılmaz kendi sınırlarını zorlayan bir spor. Bütün ünlüler gelir, sever, yapar. Hepsi deşarj olup çıkar buradan. Hem de güzel bir ortam var. Aile gibiyiz. Seviyorum onları. Sol yanımdan yaralandım. Şu an yaralandım abi. Bu soruyla yaralandık yani şu an. Kötü ya, çok kötü. Böyle şeyler duyuyorum ki ben. Türkiye'de kickboksla. Adam dövüşmek için para veren mi dersin? Beni dövüştü sana şu kadar para. Adam dövüşmek için sponsor bulurlar, masa satın alırlar. Adam dövüşmek istiyor ya. Oğlum niye dövüşmek istiyorsunuz ki bu kadar? Zaten dövüşemiyorsunuz ki. Türkiye'de saysan 10 tane adam var yani dövüşen. Bırak onlar dövüşsünler. Yani her amatör sporcu profesyonel dövüşemiyor. Her profesyonel sporcu amatör dövüşemiyor. Zaten organizatörler Türkiye'deki sporculara değer vermiyor. Şöyle değer vermiyor. Para vermiyorlar adamlara. Para isteyenler de var. Sporcular ne yapsın? Kendine sponsor bulup öyle dövüşüyorlar. Hem diyor reklam olsun hem de dövüşeyim. Dövüş mü çünkü? Ya çıkıyorsun dönmek, yani ölmek de var ya bu işte. Öyle kolay mı bu işler? Ben 2 ayımı bir maça hazırlıyorum. Kendime bir maça veriyorum. Bu çok zor. Yani bu emek, bunun karşılığı yok yani. Türkiye'de böyle. Vardı korona öncesi Army of Fighters'ta. Korona yüzünden ertelendi şimdi. Boşuna aldık o kadar parayı sponsorlardan. Şimdi benden maç bekliyorlar. Yakın zamanda bir maç yapacağız.
Yani benim gördüğüm yetenekli gençlerden ve tanıdığım diğerlerinden özür diliyorum. Eğer tanışmadıysak Furkan Karabağ'ı çok beğeniyorum. Zeki Kaya var, Sercan Çevik var. Bunlar iyi sporcu olacak ileride bırakmazlarsa. Şimdi Bünyamin Kulak var kardeşim. O da başladı 16 yaşında. O da iyi. Hadi lan reklamını da yaptım senin bedavadan ha. Neyse. Barış Güzel var. O iyi. Onu beğeniyorum. Ya Allah'a şükür bir şeyimiz yok. Sadece geçmişte burnumuz kırıldı birkaç defa. Ya Bodrum'daydık. Bir Muay Thai Türkiye şampiyonasındaydım. Finalde bir dirsek yedim. Ve o dirsekle burnum şuraya yattı. Neyse aşağı indik. Doktor geldi bir tane kaşıkla. Burnumu bastırıyor, düzeltmeye çalışıyor. Ben böyle tabii bağıra. Düzelmedi bu. Yanımda da şey vardı. Kerem Dinçer vardı. Beraber gittik hastaneye. Pazar günü. Doktor yok şeydi. Doktor yokmuş. Gittik hastaneye. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Dedim ki röntgen çıkmamız lazım. Bir burun doktoruna göstereceğim kendime. Diyor ki burnum kırıldı. Dedim nasıl burnum kırıldı? Benim burnum burada konuşamıyorum ha. Bak böyle bak. Burnum kırmadım abi. Belli olmuyor bizim ya. Burnu yani. Bana röntgen çekti. Dedi burnum kırık dedi. Yok dedim ya. Yok dedim ya. Burnum kırılmamıştır da. Sen bir bak bakayım. Bir daha bak bakayım dedim. Ama böyle söylüyorum. Yok canım abi. Ne arası var? Abi bize dedi ki doktor yok dedi. Yarın gel dedi. Ya yarın yarına kadar kaynar dedim ya. Burnum. Dedi yok maalesef. Yapacak bir şey yok dedi. İyi dedim. Gittik bununla. Yemek yemeye. O burunla ben. Neyse bana iki tane hamburger, bir tane kola. Tamam ben gittim lavaboya. Abi aynaya bir baktım. Burun burada. Bir insanın burnu insanı çok değiştiriyormuş. Şu an hala yamuk benim burnum. Bir de öyle düşün yani. Düşün ya kuzeye bakıyor falan. Abi burnuma kendim bastıra çat etti. Başladı kan akmaya. Burun düzeldi böyle kaldı. Kendim düzelttim burnumu. Kerem'i çağırdım. Kerem koş dedim. Şey var kan geliyor. Şampiyon dizisiyle ilgili oyuncuları çalıştırıyorum orada. Bütün oyuncuları ben çalıştırıyorum. Boksörleri. Adeten bir dövüş olduğu zaman içeride dövüş koreografisi çiziyorum. Onlara işte gel sen bunu böyle vur, bunu böyle vur. O Tolgan abi sen biraz daha sert vur falan diyorum işte. Maç oluyor, maçın koreografisini falan ben çiziyorum. Şimdi diziye ben de dahil oldum. Ben şimdi onunla Fransız boksör olarak dövüşeceğim. Abi çok zor işmiş ya. Yani geçen benim sahneye aldılar. Yani ter geldi ya. O kadar heyecanlı. Diyeceğim ki 3 tane kelime yani anlıyor musun? O kadar heyecanlı geçiyorum. Bırakın beni dövüşeyim anladın mı? Daha güzel olur. Daha rahat olurum. Ama oyuncuların işleri gerçekten çok zormuş. Adamlar bir gidiyor sabah 9'da. Gece 2, 3. Hep böyleler. Hayatları yok yani. Çok zor. Otoparkta bekliyorum böyle tamam mı? Biri çıkıyor. Kanka biri çıkarken ben tam 4'lü yapmışım bekliyorum. Pat girdi. Böyle tam bekliyorum. Çıktım tam çıktı. Tam 4'lü yaptım bekliyorum. Hop girdi. Pat ben tam girdim o girdi. Lida dedim reis ben bekliyorum dörtlü yaktım bekliyor görmüyor musun dedim ya. Senin burada dedim tapulu yerim ben. İki tane adam. Ben gözüme kestirmişim bunları. Döverim. Ben buna atar yapıyorum gider yapıyorum. Sövüyorum savuyorum bunlar bir şey yapamıyordu abi. Sadece tartışıyor böyle. Aradan bir dakika bir üç dakika geçti dört kişi oldu bunlar. Arkadaşlar geldi. Tamam ben bunları döverim dedim tamam. Hala ben atayları yapıyorum. Bunlar altı kişi olmaz mı şimdi? Yavaş yavaş gözü böyle çıkartıyorum böyle. Bak sen böyle yapıyorsun bak sen biri itiyor biri buradan itiyor bak oğlum bir tane derken abi bir tanesine sol vurdum öbürüne sağ vurdum biraz geri çıktım götüm şeye geldi arabaya geldi kaputa geldi otopark orası kaçamıyorum tamam mı şöyle yaptım bak onlara elim benim attım tamam mı bekliyorum böyle hepsi bana bakıyor yok lan dedim kaçtım buradan silah var sandılar bende sonra polis geldi buna dedi silah var ne silah var dedim ya size dedim ki ben dedim kaçmış sizden dedim korkudan ama ilk kaçmışım başıma bela oldu ya yani Arapça oğlumun doğum tarihi ama Arapça'da şimdiki Arapça nasıl yazıları sağdan okunuyor ya ters rakamlar da soldan okunuyormuş ben sağdan okunuyor dedim ters yazmışım şimdi herkese şey diyorum aynaya bakınca ters görünüyor bak doğruya falan gidiyorum Angelo kendi avutuyorum. Bunun şeyi bendeki anlamı da şey. Ya boks benim için bir hayat. Ben eğer boksu bırakırsam veya uzaklaşırsam. Çünkü bu yumruk benim boksumu temsil ediyor. Eğer ben bokstan uzaklaşırsam ben ölürüm. Beni o temsil ediyor. Eğer ne kadar boks yaparsam hayattayım. Zaten bir gün buraya bir şey yazacağım. No boxing, no life. Bir şey yazacağım buraya. Ya ben eğlence anlayışım. Yani ara sıra evliyim. Bir çocuğum var. Devamlı olmaz onlar. Böyle 3 ayda bir eşim izin verirse. Erkek arkadaşlarımla. İşte gece kulübüne gidelim. İşte FIFA oynarız. Ya benim için eğlence anlayışı, arkadaşlarımla olduğun her şey eğlenceli benim için. Evde oturacağız oğlum ne yapacağız? Çocukla oynayacağız. Boru mu? Hanım. Ben Survivor'ı yani iki sene önce başvurdum. Olmadı. Hatta Acun abiyle de görüştüm. Ofisinde. Olmadı. Geçen sene başvurmadım. Çünkü böyle bir umutsuzdum biraz da. Bu sene başvurmayı düşünüyorum. Umarım olur. Çok yazan var bana çünkü Survivor'a katıl. Çünkü, hatta tribe giriyorlar. Hatta bak bunu yaparsan böyle olmaz tamam mı? Sen diyorlar bana. 10 dakika gitmedim ki diyorum ya. Orayı yırtarım. Zaten kanka ben çok hızlı konuşuyorum ya şimdi. Beni anlamazlar ki onlar. Ya işte ne oldu? Bir şey mi oldu lan? Ne oldu? İşte öyle oldu işte. Hep alt hızı. Mücahit ne dedi? Mücahit boşver. Kesin bir şey demiştir. Hızlı konuşuyorum. Kimse beni anlamıyor ki oğlum sen orada.
Alt yazıda Mücahit diyor ki işte seni çok seviyorum. Kardeşim daha bırakmamaz. Gerçekte. Benim hocam yani 10 yaşında başladığımız hocam var benim. Serdar Eser, Refik Eser. Bunlar vardı. Sonra işte ben oradan taşındıktan sonra karşıya geçtim Anadolu yakasına. Orada Selahattin Aydın'la tanıştım. Zaten beni ben yapan, işte benim bu sporculuğumda tekniğim olsun, gücüm olsun, bana bu işi öğreten adam o adam. Selahattin Aydın.